Kılıçdaroğlu konuğumuz. Sayın Genel Başkan, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Efendim, ilk olarak şu soruyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz çok uzun süredir bu virüsle beraber sendikalar, evet, işçi örgütleri, ki siz de bir açıklamanızda söylemiştiniz, zorunlu iş kolları hariç işçilerin ücretli izne çıkartılması konusunda bir talepleri vardı. Evet. Şimdi bu talep iktidar tarafından karşılanmadı. Fakat yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, ki önümüzdeki hafta 100. yaşını kutlayacak, savaş döneminde, evet, bile görevinin başındaydı, 45 gün boyunca kapalı kalacak. Nasıl karşılıyorsunuz efendim? Önce bu soruyu başlamak istiyorum size. Parlamentonun kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Yani Türkiye bu kadar ciddi sorunlarla karşı karşıyayken parlamentoyu niye kapatıyoruz? Az önce siz de ifade ettiniz. Yani Kurtuluş Savaşı sırasında, Milli Kurtuluş Savaşı sırasında açık olan ve savaşın her aşamasını birebir izleyen parlamento, aynı son olarak da 3 ay süreyle Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi veren bir parlamento niye kapanır? Yani çok ağır koşullardayız. Dolayısıyla parlamentonun açık olması lazım, çalışması lazım. Hangi gerekçeyle kapanmak istiyor doğrusunu isterseniz bilemiyorum. Belki şundan da kaynaklanmış olabilir. AK Parti iktidarı ve onun destekçisi MHP diyebilir ki, iki parti birlikte, nasıl olsa biz bir sürü torba yasa getirdik. Bunların içinde pek çok yasalarda düzenlemeler yapıyoruz. Artık parlamento görevini bitirdi. Salgın hastalık sonrasına kadar parlamentoyu tatil edelim. Böyle bir anlayış kısır bir anlayıştır. Siyasetten uzak bir anlayıştır. İnsana, sağlığa, ülkeye karşı duyarsızlık demektir aslında. Normalde parlamentonun açık olması lazım. Her an önemli gelişmeler olabilir. Parlamento bilgilenmek isteyebilir. Parlamentoya bilgi verilmek istenebilir. Bütün bunların olması gerekiyor. Ama neden böyle yapılıyor? Onun da altını özenle çizeyim. Çünkü tek adam rejiminden sonra parlamento büyük ölçüde işlevini yitirir konuma geldi. MHP ve AK Parti de parlamentonun bir anlamda Erdoğan açısından ayak bağı bir kurum olarak algılanmasını sağlamaya çalışıyorlar toplumda. O nedenle biz kapatalım, nasıl olsa Erdoğan var, Erdoğan her türlü kararı alacaktır. Dolayısıyla parlamentoya da gerek yoktur. Bu anlayış yanlış bir anlayıştır ve dolayısıyla parlamentonun en azından bu süreç sona erinceye kadar, yani salgın hastalıkta belli bir noktaya, kontrol edilebilir bir noktaya taşınıncaya kadar parlamentonun açık olması lazım. Murat Bey, sesiniz gelmiyor. Demek istiyorum. Siyasetçiler, gazeteciler, yani düşüncesinden dolayı evet, eline silah almamış, sadece kalemi olan, sözü olan insanlar, bir kısmı bunların tutuklu, çok önemli bir kısmı, yani hala haklarında bir hüküm verilmiş değil, İçeride tutulurken, evet, rüşvetten adam öldürmeye kadar pek çok suça karışmış kişileri tahliye eden bir infaz yasasıyla karşı karşıya kaldık. Evet. Şimdi Meclis TV'de seyrettim CHP'li vekillerin çabasını, ama evet, bir şekilde bu yasa geçti. Şimdi tabii şöyle bir soru işareti var. Bir, bu haksızlık düşünce suçlularına nasıl giderilecek? Evet. Bununla bağlantılı olarak tabii kanunlar gereği Anayasa Mahkemesi'ne başvurulacak kurum ve kişiler bellidir. CHP Anayasa Mahkemesi'ne infaz yasasıyla ilgili başvuracak mı efendim? Şimdi şöyle Murat Bey, aslında bizim üzerinde durduğumuz temel konu şu: adalet dediğimiz duygunun zedelenmemesi. Yani eğer bir kolaylık sağlanacaksa, bir af getirilecekse, bunun adil bir çerçeve içinde getirilmesi lazım. Adaletli olunması lazım bu konuda ve toplumun, vicdanının rahatsız olmaması lazım. Şimdi elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim. Ben elime bıçak alıyorum, gidip 3 kişiyi öldürüyorum. Ondan sonra bu yasa çıktıktan sonra ben çıkacağım. Ama öbür tarafta eline bıçak almamış da eline kalem almış, yazı yazmış bir insanı da hapiste tutacağım. Şimdi bunu ne ahlak, ne vicdan, hiçbir şey kabul etmez. Hiçbir şey. Doğru değil. Biz kendilerine söyledik. Yani düşünce suçlarına, bakın, eline silah almış kişiler için değil. Çünkü biz bunu söylediğimiz zaman hemen diyorlar ki, efendim CHP, ne olmuş CHP'ye?
PKK'ya destek veriyor, FETÖ'ye destek veriyor. Hayır, asla. Biz eline silah almış, darbe girişiminde bulunmuş, uçağı kullanmış, yerleri bombalamış. Bunlarla ilgili hiçbir tereddütümüz yok. Bunlar kalsın, burada bir tereddütümüz yok zaten. Ama elimizi yine vicdanımıza koyup konuşalım yani. Eline kalem alıp yazı yazan işte Barışlar var içeride, Osman Kavala var içeride. Niye bunlar içeride? Avukatlar var içeride, siyasiler var, eski milletvekilleri var içeride. Niye bunlar içeride? Ya bunlar eline silah aldıysa, birisini öldürdüyse tamam. Bunlar hırsızlık, yolsuzluk yaptıysa çıkacaklar, ama hırsızlık ve yolsuzluk yapmayıp sadece düşündükleri için hapse girecekler. Doğru değil. Biz adaleti sağlamak için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Bu bizim vicdani ve ahlaki görevimizdir. Anayasa Mahkemesi'ne giderken de tabii bütün bunların hepsi yazılacak. Çünkü parlamentoda yapılan bütün görüşmelerde aslında parlamento tutanakları bu konuda Anayasa Mahkemesi'nin de başvurduğu kaynaklardan birisi. Orada da bütün bu görüşmeler bir şekliyle tutanaklara geçti. Ve onları da Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri mutlaka alacaklardır, değerlendireceklerdir, bakacaklardır. Geçmişte Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bazı kararlar var. Adaleti sağlama yönünde aldığı kararlar var. Umarım Anayasa Mahkemesi bütün bunları dikkate almış olur. Bursunuz efendim, tahmini olarak Anayasa Mahkemesi'ni bir hazırlığınız, bu konudaki projeksiyonunuz nasıl? Dünden itibaren hazırlığımız yapıldı. Yapılıyor daha doğrusu. Elbette ki bir taslak metin çıkıyor. Yani bir dilekçe çıkıyor Anayasa Mahkemesi için. Sonra bu dilekçeyi bu konuda uzman, yetkin kişilere de gönderiyoruz. Hani olur ya, bir konuyu atlayabiliriz veya bir konuya ayrıca vurgu yaparak güçlendirebiliriz, bir alanı güçlendirebiliriz. Onlardan da aldıktan sonra, netleştikten sonra da kısa süre içinde başvuruyu yapacağız. Yani büyük bir olasılıkla önümüzdeki hafta içinde bu başvuru gerçekleşir. Sayın Genel Başkan, YouTube'dan da ve Twitter'dan da sorular alıyoruz size. Evet. En çok şu soru geldi son dönemde. Hatta bugün bazı köşe yazılarına da konu oldu. 279'a 51, yani 279 iktidar partisinin oyu, 51 muhalefetin oyuyla geçti. Red oyuyla geçti bu yasa. Evet. 51'in içinde de 19 tane CHP'li milletvekili var. Evet. Şunu soruyor insanlar. Niçin sonuna kadar CHP'li vekiller bekleyip bu yasaya olumsuz oy vermediler efendim? Şimdi şöyle... Yaşanan sorun nedeni, salgın hastalık nedeniyle bütün milletvekillerimizin parlamentoya gelmesini istemedik. Birinci şeyimiz o, birinci düşüncemiz böyleydi, böyle gelişti. Grup başkan vekilleriyle oturulup konuşuldu. Konu alan, yani konuşmak isteyen arkadaşlarımız geldiler, o gün konuştular ve sonra ayrıldılar. Tartışmalar olduğu zaman zaten arkadaşlarımız oradaydı. Dolayısıyla milletvekillerinin hani parlamentoya gelmemesi, AK Parti ve MHP'nin oyları var, verecekler. Biz bütün itirazlarımızı yaptık, bütün ayrıntıları tutanaklara geçirdik. Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağımızı hem görüşmeler sırasında ifade ettik, hem görüşmeler sonrası ifade ettik. Dolayısıyla çoğunluğumuz bile olsaydı orada, yani diyelim ki CHP'nin bütün milletvekilleri, ki hepsinin olması zaten mümkün değil, bir kısmı yurt dışında, bir kısmı başka alanlarda şu anda çalışıyorlar. Dolayısıyla hani bu sayısal yetersizliği yeteri kadar muhalefet yapmadık anlayışıyla umarım bir arada tutmazlar sevgili vatandaşlarımız veya soruyu soranlarımız. Ama şundan emin olsunlar, her aşamada kürsüye çıkan her arkadaşımız konunun bilincinde olarak bütün ayrıntılara girerek meclis tutanaklarını, her şeyi bir anlamda yazdırmıştır. Evet. Sayın Genel Başkan, şu anda görüşülen, mecliste tartışılan başka önemli bir konu YÖK'ün bazı değişiklikleriyle ilgili, Yüksek Öğretim Kurumu'nun. Orada özellikle bir madde var. Akademisyenlerin sosyal medya hesaplarından da tırnak içinde sorumlu tutularak, ki istendiği zaman iktidar tarafından bunun nasıl geniş algılandığını hepimiz biliyoruz. Evet. Bu konuda görevden uzaklaştırma, üniversiteden atma gibi bir konu var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de şehir üniversitesi. Eskiden AKP içinde olan, sonra ayrılan bir kanat tarafından kurulmuş üniversitenin kapatılabileceğine, evet, dair ona özel bir çalışma olduğu gözleniyor. Bu iki konudaki görüşünüzü bize lütfen söyler misiniz? Birinci konu şu, Murat Bey, onu söyleyeyim.
Benim ve bizim partimizin bütün üyelerinin artı milletvekillerinin ortak görüşü şu. Biz üniversitelerde her türlü düşüncenin özgürce tartışılması gerektiğini savunuyoruz. Yani bize dahi aykırı gelse, CHP'ye dahi aykırı gelse, üniversitede her türlü düşünce özgürce tartışılabilmeli. Çünkü üniversiteler bilgi kurumlarıdır. Buralarda bilgi üretilir. Dolayısıyla siz eğer güçlü olmak istiyorsanız, ülke olarak güçlü olmak istiyorsanız, üniversitelerin bilgi üretme konusundaki engelleri, bütün engelleri kaldırmak zorundasınız. Dolayısıyla düşüncenin önüne konulan her engeli biz üniversite bilincine aykırı buluyoruz ve üniversitede her türlü düşünce özgürce tartışılabilmeli, görüşülebilmeli. Bu bugün üniversitelerde pek çok sayıda akademisyen eğer iktidara yakınsa her şeyi söyleyebiliyor ama iktidara karşıysa ufak bir şey söylediğinde zaten her türlü cezayla karşı karşıya kalabiliyor. Dolayısıyla biz üniversitelerde düşünce özgürlüğünü savunuyoruz. Bu konudaki düşüncemiz geçmişte de böyleydi, bugün de böyle, gelecekte de böyle olacaktır. Dünyada üniversiteleri saygınlık uyandıran bütün ülkelerde hem düşünsel özgürlük, bilimsel özgürlük, akademik özgürlük vardır zaten. Bunları kısıtladığınız yerde zaten bilimin önüne set çekmiş oluyorsunuz. Üniversiteye gelince, şehir üniversitesine gelince, ben üniversiteler üzerinden bir siyasal hesaplaşmayı asla doğru bulmam. Efendim işte geçmişte kuruldu, biz bu imkanları sağladık ama şimdi bu üniversiteyi kuranlar bizden ayrıldılar, bizim karşımıza geçtiler. O zaman biz onlardan intikam almanın yolu olarak üniversiteyi onların ellerinden alalım, üniversiteyi istediğimiz gibi kullanalım, gerekirse kapatalım, bir sürü gerekçe. Bu doğru değil, ahlaki de değil aslında bu. Üniversite kurulmuş, güzel. Üniversite çalışıyor mu? Çalışıyor. Öğrencileri var mı? Var. Akademik kadrosu var mı? Var. Borçları olabilir, olabilir. Siz hangi üniversiteleri kurtarmadınız ki? Dünyanın parasını götürdünüz, Amerika'daki Türkiye Vakfı'na verdiniz. 22 milyon dolar. 22 milyon dolar. O parayı getirseler Türkiye biraz rahatlayacak. Kalkıyorsunuz, şehir üniversitesinin üzerine gidiyorsunuz. Niçin? Efendim işte geçmişte bizim yanımızda ama bugün karşımızda olan ekip var. Ben bunlardan intikam alacağım. Bu anlayış doğru bir anlayış değildir. Böyle bir anlayışla yola çıkarsak zaten siyaseti kısırlaştırmış oluruz. Mecrandan çıkarmış oluruz. Siyaset topluma hizmet alanıdır. Siyaset intikam alanı değildir. Öç alma alanı değildir. Ama maalesef iktidar beğenmediği, karşı çıktığı kişilerden intikam almak gibi bir kolaycılığa kaçıyor. Savcıları arkasına alıyor, diğerlerini alıyor. Bakın bugün gazetelerde var, Fahrettin Altun'un Boğaz'daki evinin önündeki bir yeri, vakıf arazisini bir anlamda kiraladığını söylüyor. Haberi yapan gazete terör soruşturması geçirildi. Allah aşkına ya, Allah akıl fikir versin ya. Ne terörü kardeşim? Var mı böyle bir olay? Var. Açıklandı mı? Açıklandı. Doğrulandı mı? Doğrulandı. İhale ne zaman yapıldı? Efendim biz orayı 10 yıllığına kiraladık. O 10 yıllığına kiralanan yer dolayısıyla ihale ne zaman yapıldı? Orada işlemler yapıldıktan sonra, yani teras, pergola yapıldıktan sonra ihale yapıldı. İhale için tarih var, ihale için saat yok. O gün bütün ihalelerin saati var ama onun saati yok. Ya bakıldığı zaman mizansen belli, her şey belli. İşte ben nasıl olsa saraydayım, ben çok güçlüyüm. Kimse bana müdahale edemez. Bak bir telefonla vakıflara telefon ettim. Vakıflar aynı gün toplandı. Aynı gün ihale kararı aldı. Hiç kimse ihaleye katılmadı. Sadece ben katıldım. 10 yıllığına verdi. Senin yaptığın doğru değil. Doğru. Haber doğru. Her şeyle doğru haber. Siz kalkıyorsunuz bunun üzerinden bir terör soruşturması. Niçin? Acaba gazeteye göz daha verebilir miyim? Ama onların unutmaması gereken bir şey var. Cumhuriyet sıradan bir gazete değildir. Cumhuriyet'in yazarları da sıradan yazarlar değildir. Dolayısıyla o gazetenin tarihine, o gazetenin kültürüne bakmamız lazım. Dolayısıyla doğruları yazan ve her darbe döneminde, her darbe döneminde ağır bedeller ödeyen bir gazetedir. Yazarları, çizerleri öldürülen bir gazetedir. Ve kendi yolundan, kendi düşüncelerinden vazgeçmemiştir. Amacı Türkiye'yi çağdaş uygarlığa götürmektir. Bu bağlamda ben şehir üniversiteleri üzerine kurulan kumpası da, daha doğrusu üniversiteler üzerine bu bağlamda
intikam almak amacıyla şehir üniversiteleri üzerinde yapılan bu baskıyı da doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin ve başarılı muhabirinin bu önemli haberini iyi ki söylediniz. Zaten ben de sorularım arasında vardı. Çok önemli bir haberdi ama zaten bunun olacağı da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamuoyu toplantısından sonra yaptığı şu açıklamanın şu kısmıyla hepimiz tarafından bir şey geliyor noktasına getirmişti. Evet. Medya ve siyasetteki virüslerin temizlenmesinden bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten bugünün bu gazeteye, Cumhuriyet Gazetesi'ne ve belki de başka gazete ve gazetecilere daha evvel yapılmış ve yapılacak olanların da habercisi gibiydi evet. Sayın Kılıçdaroğlu. Evet, maalesef, maalesef. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. Bu bağlamda alınan her karar aslında kendi sonlarını biraz daha hızlı getiriyor. Onlar koltuklarını korumak için karşı düşünceleri susturmak istiyorlar. Koltuklarını korumak için yaptıkları yolsuzlukları, usulsüzlükleri gizlemek istiyorlar. Ama bu toplum bütün bunları aslında görüyor. Bu toplumun da bir vicdanı var. Tamam kardeşim, sizi bu kadar süreyle iktidar yaptık. Hepiniz köşeyi döndünüz. Bütün eski eskiden bunlar iktidar olmadan önce Ankara'da nasıl olur da bu kadar büyük binalar olur? Ankara'da neler böyle bütün her şey merkeze toplanmış falan diye konuşurlardı. Şimdi çok daha büyük bir süreç içerisinde getirdiler her şeyi. Ankara'ya bir de tek adama bağladılar. Ve dolayısıyla Türkiye bugünkü maalesef acı tabloyla karşı karşıya kaldı. Ama aşarız. Murat Bey, aşarız. Asla karamsar değiliz. Evet. Sayın Genel Başkan, siz virüsün başlangıcından itibaren hem CHP'nin çözüm önerilerini ortaya koymaya başladınız, hem de çağrılar yaptınız. Mart'ın evet. 23'ündeydi sanıyorum, 13 maddelik bir öneriden bahsetmiştiniz. Evet. Orada merkezi hükümetle belediyeler arasındaki bir organizasyondan talebiniz de olmuştu. Evet. Evet. Fakat tabii geçen sürede CHP'li belediyelerin yardım toplaması yasaklandı. Aşevleri kapatıldı. Bu nokta giderek farklı bir yere doğru geldi. Hatta son ilanından, sokağa çıkma yasağından bile CHP'li belediyenin haberi yoktu. Ve dolayısıyla organizasyon konusunda sıkıntılar bile ilk başta yaşandı. Evet. Bu ortamda, bu virüsün olduğu ortamda hala siyasi parti ya da şapkayla davranmak ne hissettiriyor acaba size? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle, Murat Bey, bu olay Türkiye'de yaşandıktan, yani ilk ölüm olayı Türkiye'de yaşandıktan sonra ve olayın bütün dünyadaki ciddiyetini izledikten sonra olayın sıcak siyasete konu olmaması gerektiği düşüncesindeydik bütün arkadaşlarımız. Ve bu olayın kesinlikle siyasallaştırılmaması, el birliğiyle yani sorunu çözme açısından bir milli davranış, klasik deyimiyle. Milli bir davranış sergileyelim, hep beraber mücadele edelim. Böyle bir düşüncemiz vardı ve biz bu düşünceden yola çıkarak aslında iktidara bir strateji alanı göstermeye çalıştık, bir yol göstermeye çalıştık. Dedi ki, siz 2019'da bakın ne güzel bir rapor çıkmış, pandemi eğer olursa alınacak önlemlerle ilgili 229 sayfalık bir rapor. Raporu hazırlayanların tamamı da teknik kadro, yani bürokratlar, doktorlar, halk sağlığı uzmanları hazırlamışlar. Bunun gereğini yapın. Ama bu sağlıkla ilgili olan şeyler. Bir de ekonomik ve sosyal boyutu olacak bunun. Ekonomik ve sosyal konseyi de toplarsanız sorunu yaşayanla sorunu çözecek olanları bir araya getirirsiniz ve dolayısıyla bu sorun daha rahat çözülebilir. Böylece sorunu yaşayanlar hangi sorun karşısında iktidarın hangi önlemi aldığını da görmüş olacaklardır. Yani olayı bir sıcak siyaset konusu yapmadık. Alınması gereken önlemleri de söyledik. İş yeri kapandı, doğru. 144 bin iş yeri kapandı. Doğru, kapanması lazımdı bunların. Yani kahvehanelerin, berberlerin, pastanelerin kapatılması lazımdı. Ama kapattığınız zaman burada insanlar var. Ne olacak bu insanlar? İş yeri kapandı. Adam kira ödüyor ama 3 ay kapanırsa 3 ay kira. Peki nasıl olacak? Yani kira sahibi benden kira isteyecek. Ben senden kira almıyorum demeyecek. Orada işsiz kalan işçi evine gidecek ki bunların bazıları günlük gelir elde ediyorlar. Onlar ne olacak? Bunlarla ilgili bir önlem alınmamış. Biz bunların hepsini hatırlattık kendilerine. Ama maalesef
olayı yine getirip sıcak siyasetin konusu haline getirmeye çalıştılar. Bizim belediyeler bu konuda güzel çalışmalar yaptılar. Merkezle, yani genel merkezle belediyeler arasında iyi bir korelasyon da kuruldu. Murat Bey, şunu yaptık bakın. Olay çıktığı andan itibaren biz bütün belediye başkanlarımıza kendi beldelerinde 65 yaş ve üstü olan kişilerin adlarını, soyadlarını, adreslerini ve varsa telefonlarını bildirdik. Bakın, iktidarın aklına bile gelmeyen bir şeyi biz bütün belediye başkanlarımıza bildirdik. Ve belediye başkanlarımız buna uygun bir altyapı oluşturdular. Buna uygun çalıştılar. O evlere hizmet istiyorsa hizmet, personel istiyorsa personel, gıda istiyorsa gıda, her türlü yardımı yapmaya çalıştık. Bu arada tabii doğal olarak belediyelerin imkanları malum. Bir bağış kampanyası olsun, belediyeye gelen bağışları da kabul edelim ve bunu da kullanalım. Belediyeden bağış alması yasal bir gereklilik aslında. Yasada var. Belediyenin gelirleri sayılmış orada. Bağışlar da yazıyor. Vatandaş gelip bağış yapabilir. Bunu belediye başkanı kabul edebilir. Şartlı bağış ise şartlı bağışı belediye meclisi kabul ediyor. Onun dışında hiçbir engel yok. Ama bunlar vay efendim CHP'li belediyeler öne çıkmasın diye başka şeyler yapmaya kalktılar. Hatta Erdoğan neredeyse bizi paralel devlet ilan etmeye kalktı, böyle bir garip bir düşünce içinde. Sonuçta bütün engellemelere rağmen belediye başkanlarımız başarılı bir performans gösteriyorlar, göstermeye devam ediyorlar. Bazen bütün belediye başkanlarımız şimdi yaptığımız gibi belli dijital ortamda bir araya geliyorlar. Kendi yaptıkları düşünceleri, kendi yaptıklarını ve düşüncelerini birbirlerine aktarıyorlar. Dolayısıyla bir şekliyle yolumuza devam ediyoruz. Sıcak siyasete konu olmak yerine bunu hep beraber iktidar, muhalefet veya merkezi yönetim, yerel yönetim birlikte yapsaydık daha güzel olmaz mıydı? Daha verimli olmaz mıydı? Daha iyi olurdu, daha verimli olurdu. Vatandaşın sorunu daha rahat giderilebilirdi. Bunu yapmamız lazım. Hatta ben şunu da söyledim. Yani iyilikte yarışmak diye bir kavram var. Artı iyilikte yarışmak diye bizim inancımızda da bir temel ilke var. Niye iyilikte yarışmıyoruz yani? Neden bizim elimizi kolumuzu bağlamaya çalışıyoruz? Ben yapacağım. Yapmıyorsun. Bakın, belediye başkanlarımız muhtarlarla işbirliği yapıyorlar. Valiler istiyorlarsa valilerle de işbirliği yaparlar. Hiçbir engel yok zaten. Kaldı ki belediye bu bağışı aldığı zaman zaten kendi bilançosuna kaydedecek, gelirleri arasına yazacak. Oraya Sayıştay denetçileri, İçişleri Bakanlığı, müfettişleri gelip zaten denetliyorlar. Bu bağışı aldın, nereye harcadın? Onun da hesabını verecek. Yani hesabı verilmeyen bir şey değil. Hesabı verilecek bütün bunların. Bunları da aşalım Murat Bey. Uzun süredir yoksullara sıcak yemek veren belediyelerimiz vardı. Bunların aşevlerinin banka hesaplarına da el koydular, bloke ettiler. Ya insanda biraz vicdan olur ya, biraz ahlak olur ya. Ya gerçekten nasıl bir anlayıştır, nasıl bir kindir, nasıl bir öfkedir, nasıl bir ayrışmadır? Yani emin olun, insan olarak ben utanıyorum. İnsan olarak. Nasıl böyle yaparsınız? Ya bu belediye alacak, fakire götürüp yemek verecek ya. Üstelik bunu bu salgın hastalık dolayısıyla değil, daha önceden de yapıyor ve bunu devam ettiriyor zaten. Yıllardır yapıyor bunu zaten. Maalesef bu tür şeyler gündeme geldi Kemal ama Bey, böylece insanlar da birbirlerini tanıdılar. Kemal Bey, siz ana muhalefet liderisiniz. Evet. Büyük şehirleri yöneten, en büyük üç şehri yöneten belediye başkanları CHP'li. Evet. Daha evvelki yayınlarımızdan biliyoruz ki ulaşamıyorlar büyükşehir belediye başkanları işte bakanlara ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na. Bir bu koordinasyonsuzluk var. Size bu süreçte mesela Sağlık Bakanı'ndan, mesela Cumhurbaşkanlığından bilgiler geliyor mu? Görüşüyor musunuz? Bu konuda herhangi bir temas var mı efendim? Bakanlarla bazen onlar değil, biz arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Örneğin İçişleri Bakanlığı'na çıkardığı genelgenin yanlış olduğunu, bu genelgenin yasalara aykırı olduğunu, hesaplara bloke konulamayacağını, bloke konulduğu zaman bu salgın hastalık dolayısıyla vatandaşa hizmette engel çıkarmak istediklerini, bu algının pekişeceğini, bugün için
beraber ortak hareket etme varken ayrışmak, kavga etmenin hiçbir mantığının olmadığını kendilerine aktardık. Sağlık Bakanı Türk Tabipler Birliği ile görüşme konusunda biraz isteksizdi, kendileriyle de konuştuk. Türk Tabipler Birliği ile Sağlık Bakanlığı bir araya getirdik. Dolayısıyla biz gerçekten hani bu sorun insani olarak ve hiçbir ön yargısız nasıl çözülebilir, nasıl katkı verebiliriz, hep beraber nasıl çalışabiliriz, bu çerçevede yola çıktık. Bizim ayrıca bütün belediye başkanlarının yaptığı çalışmalar dışında bizim belediyelerimizin olmadığı yerlerde de özel çalışmalar ve izlemeler yapıyoruz. Şöyle Murat Bey, karantina altına alınan köyler oldu. Bazı küçük ilçeler oldu. Bazen bölgeler oldu karantina altına alınan. Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu 83. maddesine göre karantina altına alınan bu yerlerde kişilerin yiyecek, içecek, elektrik, su, doğalgaz varsa doğalgaz gibi harcamalarının hükümet tarafından karşılanması yasada hüküm olarak yer alıyor. 83. maddede. Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu 83. maddesi. Biz hemen o bölgelerdeki muhtarları, ben bu açıklamayı yaptıktan sonra Kızılay, biz o karantina alınan yerlerdeki ailelere biz yardımı götürüyoruz diye bir açıklama yaptı. Biz karantina uygulanan yerlerdeki muhtarları aradık, bazen kaymakamları aradık, bazen oradaki belediye başkanlarını aradık. Yardımların düzenli ve sağlıklı yapılmadığını da belirledik ve muhtar arkadaşlara şunu söyledik. 83. madde var. Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu 83. maddesi. Bu maddeye göre hükümetin sizin her türlü masrafınızı karşılaması lazım. İhtiyaç sahiplerinin her türlü masrafını karşılanması lazım diye. Muhtarlar da bunu takip ediyorlar. Tabi buradan ben Türkiye Barolar Birliği'ne de çağrı yapmak isterim. Eğer o vatandaşların mağduriyetleri, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların mağduriyetleri Umumi Hıfz-ı Sıha Kanunu 83. maddesine göre karşılanmamışsa gönüllü avukatların bu kişilerin haklarını savunması lazım. Bu çağrıyı da yapmış oluyor. Evet. Sayın Genel Başkan, bu konudaki bu siyasi içle ilgili son bir soru sorup geçeyim. Belli ki bu kriz ekonomik olarak ve sağlık anlamında, çünkü aşının bulmasının zamanı var, daha uzun sürecek. Evet. Belki 6 ay, belki 1 sene, çok iyimser şeyler söylüyorum ama belli ki uzun sürecek. Sayın Cumhurbaşkanı bir davet yatsa bütün siyasi partilere, gider misiniz efendim böyle bir toplantıya? Daha önce ben eğer bir sorun çıkar ve bu sorun Türkiye'nin ulusal çıkarlarını doğrudan doğruya etkiliyorsa elbette giderim. Onu söyledim zaten, daha önce ifade etmiştim. Nitekim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gitmiştim. Kendi düşüncelerimi de orada ifade etmiştim. Bu olay 15 Temmuz darbe girişiminden çok daha fazla insanın hayatını kaybettiği bir olaydır. Dolayısıyla bu olay, bu çağrı sadece benden değil tabii. Yani diğer siyasi partilerin liderleri de benzer çağrıları yaptılar. Ama bir kişi diyor ki her şeyi ben yaparım, her şeyi ben karşılarım, her şeyi, her sorunu ben çözerim, her şeye ben karar veririm. Öyle olunca da işler yürümüyor. Nitekim bilim kurulunda yaşananlar, son istifa olayları, sürecin yönetilememesi, her konuda Erdoğan'a danışılması, Erdoğan'ın her konuya yanıt verme konusunda en azından zamanının olmaması gibi pek çok şey, yani Türkiye yönetilmiyor. Aslında savrulan bir Türkiye var. Bu da bizim önümüzdeki bir gerçek olarak duruyor maalesef. Sayın Genel Başkan, şimdi dünya özellikle ekonomideki bu çöküşlerle ilgili önlemler arıyor. En son dün IMF'nin rakamları geldi. Dünya ekonomisinin evet. 3-4 küçüleceği, Türkiye'nin %5 minimum küçüleceği söyleniyor. İspanya'da başlayan bir temel gelir modeli sistemi var. Yani evet. Geliri olsa bile bütün vatandaşlara bir gelirden bahseden bir model. Dünya evet. Yeni aslında ekonomik ve siyasi arayışlar içinde. İki tane bu konuda size sorun var efendim. Bir tanesi bu temel evet. Gelir modeli ki belki sizin bu daha evvel aile sigortası olarak tarif ettiğiniz noktayla birleştirerek cevap edebilirsiniz. Evet. İkincisi de özellikle Türkiye için bir servet vergisine ihtiyaç var mı Sayın Genel Başkan? Şöyle, temel gelir bizim öteden beri savunduğumuz aile yardımları sigortası.
Hiçbir aile, yani daha doğrusu her ailenin asgari bir gelir güvencesi olmak zorundadır. Her ailenin asgari bir gelir güvencesi olursa, o zaman bu tür krizler ortaya çıktığı zaman her aile en azından sosyal devletin kendisine asgari düzeyde bir gelir sağladığını göstermiş olacaktır. Aile yardımları sigortasının önemi şu Murat Bey. Bugün yapılan yardımlar, yani sosyal yardımlaşma, dayanışma fonu veya diğer alanlarda yapılan yardımlar vatandaş açısından bir lütuf olarak algılanıyor. Ya devlet bana yardım etti. Ama bugün verir, tamam, yarın vermezse itiraz edecek hali yok. Ama eğer bunu bir yasal düzenleme, bir hak olarak ortaya koyarsanız, vatandaş aile yardımları sigortasından kendisine bağlanan aylık gelir güvencesinin de bazen yetersiz olduğunu çıkıp söyleyebilmeli. Emekli ne diyor? Aylığım yetersiz diyor. Bunu niye söylüyor? Çünkü bu hak olarak algılanmış. Anayasanın şöyle bir maddesi var sosyal güvenlikle ilgili. Sosyal güvenlik herkesin hakkıdır der. Herkesin hakkıdır. Hak nedir? Hak benim siyasal iktidardan, devleti yönetenlerden talep etme yetkimdir. Ben bunu talep ediyorum, bunu hak olarak alıyorum. Neden? Ben bu ülkede yaşıyorsam, vergimi veriyorsam, o zaman benim asgari gelir güvencemi sağlamak zorundasın. Temel gelir modeli bu bağlamda ele alınabilir. Bizim açımızdan yabancı olan bir kavram değil. Adı biz aile yardımları sigortası diyoruz. Adı temel gelir yasası olabilir, vatandaşlara temel gelir yasası olabilir, herhangi bir şekli olabilir. Bizim itirazımız yok ama anayasanın öngördüğü hak talebi bağlamında her ailenin, her kişinin belli bir asgari gelir güvencesinin sağlanması gerekiyor. Bu konuda yaptığım çağrı, az önce siz ifade etmiştiniz, işte çağrı yaptınız hükümete, çözümler önerdiniz. Yaptığım bu çağrı çerçevesinde de her aileye asgari 2000 lira bir gelir güvencesinin sağlanması gerektiğini de yine ifade etmiştim. Servet vergisine gelince, öteden beri servet vergisine siyaset biraz mesafeli davranıyor, sermayeyi ürkütmemek açısından. Servet vergisinden ne kadar para gelir ben onu bilmiyorum. Hesabını yapmak lazım. Siyasal iktidarın böyle bir düşüncesi var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama Murat Bey, bir, bu ülkede israfı önlersek, olağanüstü paramız birikir. Bakın, israfı önlersek, lüksten, şatafattan kaçınırsak, yani israfı itibar olarak algılamazsak, israfın dünya açısından bizim alay konusu olabileceğimiz gerçeğini düşünürsek, israftan kaçınmamız lazım. Bunun için gerekli tasarrufların yapılması lazım. İkincisi şu, onu da her seferinde ısrarla söylüyorum. Bu dolar bazında ihale verdik. Dolar bazında garantiler verdik. Yolların, köprülerin, tünellerin geçişinde paralar, dolar bazında üstelik. En azından dedim ki bunları bir Türk lirasına çevirin. Böylece dolardaki bir yükselişin bize getireceği, yani topluma getireceği ek maliyetten bu millet kurtulmuş olacak. Çünkü sonuçta bunu biz ödüyoruz. Yani tüy bitmemiş vatandaş ödüyor bunu. İkincisi de dedik ki bu kriz çok kötü vurdu. Salgın hastalık çok kötü vurdu. Ekonomi ciddi bir krizle karşı karşıya. En azından bunlara yapacağınız garanti ödemelerini, 2020 yılında yapacağınız garanti ödemelerini bir yıl süreyle erteleyin. Yani bir yıl süreyle bunlar bir fedakarlık yapsınlar. Evet, biz şu kadar ücreti almayacağız. Bir yıl sonra size her türlü ödeme yapılsın. Onun tablosunu da çıkardık. 2020 yılında ne kadar ödeyecek diye. Sadece 3 yer. Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli. Üçü için otoyol bağlantılarında dikkate aldığımızda 2020 yılında 6 milyar liranın üzerinde bir para ödeyecek. Yani şu anda hiç kimsenin geçmediği köprüler için 6 milyar dedik ama belki bu 6 milyarı da aşacak. Çünkü devletin garantisi, eskiden köprüden geçenler için belli bir para alınıyordu zaten. Şimdi kimse köprüden geçmediği için bu 6 milyar belki 10 milyara çıkacak. Belki 7 milyara çıkacak. Belki 8 milyara çıkacak. Bunun da en azından bir yıl sırayla ötelenmesini istedim. Yapar mı bunu siyasi iktidar? Umarım yapar. Bir başka şey daha. Amerika'da Türkiye Vakfı'nın 22 milyar dolar, sadece 22 milyon dolar bir seferde ödenmiş.
Ama oradaki paranın da bir tasarruf edilen paranın da Türkiye'ye getirilmesi lazım. Evet, yani bu para tümüyle kamu kurumları tarafından aktarılan, ya İstanbul Büyükşehir veya Kızılay veya bir başka kaynak üzerinden aktarılan kaynaklar, bunların da bir şekilde Türkiye'ye getirilmesi lazım. Sadece bu üç adımı atsalar, emin olun servet vergisinden alacağınız paradan çok daha fazlasını alırsınız. Kemal Bey, belki de şunu da sorarak biraz daha toparlamaya doğru gideriz. Sizin de yoğun bir programınız evet. var biliyorum. Şimdi özellikle Türkiye için bunu soruyorum ama dünyada da bir arayış var. Yeni sosyal demokrat, yeni sol arayışlar. Emek sermaye arasındaki bu aslında Türkiye anlamında söylersek o büyük çelişki. AK evet. Parti'nin, AKP'nin sermaye ağırlıklı açtığı paketler. Türkiye'nin inşaatçıların, müteahhitlerin daha önde ve daha şanslı olduğu, insanların, emekçilerin işsizlik çalışma ödeneği olarak günlük 39 liralara mahkum edildiği bir noktadan bahsediyoruz. Bu çerçevede evet. CHP dünyadaki bu yeni rüzgarlara da bakarak nasıl bir yeni sosyal demokrat sol söylem içine girecek, bu konuda fikri bir çalışmanız var mı efendim? Elbette var. Malum bizim partinin bir bilim yönetim kültür platformu var. O arkadaşlar çalışıyorlar. Biz de zaman zaman akademik dünyadan önemli kişilerle bir araya gelip az önce sorduğunuz soru bağlamında oturup tartışıyoruz. Ben dünyanın İkinci Dünya Harbi'nden sonra sosyal devletin ne kadar önemli olduğunu aslında dünyanın tanık olduğunu biliyoruz. Hep beraber biliyoruz bunu. 1929 buhranı, buhrandan sonra Amerika'da işte klasik tanımıdır, iktisat kitaplarında anlatılır. Kuyu kas ya da çukur kas, sana para vereceğim diye. Dolayısıyla bu sosyal devlet dediğimiz kavramın önemini 21. yüzyılda toplum yeniden keşfedecektir. İşsizliğin ne kadar büyük felaketler getirdiğini, gelir dağılımındaki dengesizliğin iki tarafa da sorun, iki taraf açısından da sorun yaratacağını, diyelim ki ben çok varlıklıyım ama benim komşum yoksul. Şimdi biz aramızda bir barış sağlayabilir miyiz? Bir toplumsal barış olabilir mi? Olamaz. Çünkü benim karnım doyuyor ama onun da karnının doyması lazım. Açların yaygınlaştığı, yoksulluğun yaygınlaştığı, işsizliğin yaygınlaştığı bir ülkede siz toplumsal barışı sağlayamazsınız. O nedenle dünyanın oturup düşünmesi lazım. Yeni yol haritalarının belirlenmesi lazım. Sosyal devletin güçlenmesi lazım. Belki Piketty'nin yaptığı bir çalışma var. Hatırlar mısınız? Fransız iktisatçı yeni bir kitap yazmıştı, Kapital diye. Dünyadaki gelir dengesizliğini büyük ölçüde anlatan bir kitaptır. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin sorumsuzluğuna da bir dikkat çekmek isterim Murat Bey. O da şu, Almanya milli gelirinin %25'ini ayırdı. Amerika yine önemli miktarlarda paralar ayırdı ve her haneye ben 2000 dolar vereceğim, şu kadar vereceğim diye. Kanada Başbakanı yanlış hatırlamıyorsam, evlerinize kapanın, izole olun, hiç nasıl geçineceğinizi düşünmeyin, her şeyi biz çözeceğiz dedi. Yani bu kadar güçlü, vatandaşına güven veren bir anlayış çıktı. Bu anlayışın özünde yatan da devletin sosyal olması. Yani vatandaşın hakkını, hukukunu ve geçimini sağlaması. Bu çerçevede bakmak lazım, bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Gelişmişlerin sorumsuzluğu ise şu, bakınız Suriye'de ve Afganistan'da veya Afrika'nın değişik ülkelerinde yoksul insanlar nereye gidiyor? Yoksul insanlar bir başka yoksul ülkeye gitmiyorlar. Yoksul insanlar demokratik olarak gelişmiş, ekonomik olarak gelişmiş ülkelere gidiyorlar. Fakat göç olayı karşısında hepsinin maskeleri düştü. Ve dediler ki aman bize gelmesin. Niye gelmesin? Siz kendi ülkenizde tutun, biz size para vereceğiz. Yani size rüşvet vereceğiz, siz bu insanları tutun. Ben kendi insanımla bunları yan yana getirmek istemiyorum dediler. Utanılacak bir başka tablo da Erdoğan'ın gidip bize para verin ki ben bunlara bakayım demesidir. İki ayıp yan yana geldi. Gerçekten yani bir vicdan sorgulaması yapmamız lazım. Sormamız gerekiyor gelişmiş ülkelere. Sen Afrika'ya neden yardım yapmıyorsun? Oraların kalkınmasına neden katkıda bulunmuyorsun?
Birleşmiş Milletler fonları neden bu konuda yeteri kadar etkin değil? Birleşmiş Milletler gelir dağılımını dünya düzeyinde biz yeniden oluşturacağız ve dünyada açlıkla, yoksullukla, sefaletle, işsizlikle mücadele edeceğiz ve bunun için yeteri kadar kaynak ayırmak zorundayız diye neden bir şeye bakmıyorlar? Bir, ulusal bazda, iki, uluslararası bazda, üç, uluslararası kuruluşların penceresinden yeniden sosyal devleti masaya yatırmamız gerekiyor. Maksimum kar anlayışıyla yola çıkan, bir daha söyleyeyim, maksimum kar anlayışıyla yola çıkan bir iktisat anlayışının sadece kendi ülkesine değil bütün dünyaya felaket getirdiğinde bu tabloda gördük. Başka bir gerçek daha. Virüsü taşıyanlar kim? Virüsü taşıyanlar uçakla seyahat edenler büyük ölçüde. Onlar kim? İşsizler mi? Yoksullar mı? Fakirler mi? Hayır. Ya beyaz yakalılar ya gelir ya üst düzey gelir sahibi olanlar. Bunlar virüsü taşıdılar bütün dünyaya. Tamam, bir yerde çıktı, doğru. Ama Almanya'ya gelmesi, Çin'den Türkiye'ye gelmesi, İtalya'ya, Amerika'ya vesaire gelmesi nedir? Üst ve orta gelir gruplarının bu virüsü taşıdığı gerçeğidir. Bütün bunlardan yola çıkarak bizim şöyle bir değerlendirme yapmamız lazım. Hem kendi ülkemizde sosyal devleti yeniden hatırlamamız gerekiyor. Sağlık gibi, güvenlik gibi, sosyal güvenlik gibi, adalet gibi alanlarda bir sefer kesinlikle kamunun ağırlıklı olarak kendisini hissettirmesi gerekiyor. Gelir dağılımındaki dengeyi sağlamak, bölgesel dengesizlikleri gidermek, bunun için mücadele etmek, bunun için program hazırlamak, bu mücadeleyi gerçekleştirmek gerekiyor. Bunlar yapılabilirse dünyaya örnek olunabilir, Türkiye örnek olabilir aslında bunu yaptığı takdirde. Bu çağrının ben ayrıca Murat Bey, bütün Sosyal Demokrat Partilerin genel başkanlarına ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine de bir mektup gönderdim geçtiğimiz günlerde. Bu virüsün çıktığı tarihin dünya dayanışma tarihi olarak anılması için, şu anda ismini çok net hatırlayamıyorum ama dünya dayanışma diye. Çünkü bu virüsün bütün dünyada yarattığı etki hepimizin yeniden düşünmesini zorunlu kılıyor. Eğer biz sosyal demokrat bir parti olarak, yani bu ülkenin kuruluşunda harcı olan, bu ülkenin demokrasisine katkı veren, geçmişteki hataları var, hataları da büyük bir rahatlıkla yeri geldiğinde eleştiren bir partinin genel başkanı olarak yazdık, dedi ki bir şekliyle bu olayı yani Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği, virüsü ilan ettiği tarihi Dünya Dayanışma Günü olarak belirleyelim. Çok sayıda insanlar hayatını kaybetti, kaybetmeye de devam ediyor. Dolayısıyla biz Dünya Dayanışma Günü derken dünyanın sosyal demokrat bir pencereden yeniden şekillenmesi gerektiğini de altını özenle çizmek gerekiyor. Sayın Genel Başkan, izleyenlerden de gelen son iki soruyla bitirmek istiyorum. Bir tanesi Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, CHP'li belediyenin Sahra, evet, Hastanesi ile ilgili yapılan eleştiriler var. Dünyada örnekleri var, evet, ama Türkiye'de bu çok tartışıldı. Bu hastane değil, bu nasıl olur diye. Bir konudaki görüşünüzü rica ediyorum. Sahra Hastanesi ne de adı üstünde, Sahra Hastanesi. Hani bir sahrada kurduğunuz geçici bir hastane, sürekli bir hastane değil. Sahra Hastanesi deyince eleştirenler bunu bir şehir hastanesi gibi düşünüyorlar. Ya da bir devlet hastanesi gibi düşünüyorlar veya GATA gibi düşünüyorlar. Öyle bir şey değil bu, Sahra Hastanesi. Efendim orası fuar alanı. Zaten Sahra Hastanesi dediğiniz boş bir alanda yapılır. Bugün orada fuar yok zaten. Yapılmış. Çadır zaten. Sahra Hastanelerinin büyük bir kısmı zaten çadırdır. Yapılır. Oraya ranzalar vesaire falan konur. Acil durumlarda, hastanelerin yetersiz olduğu durumlarda Sahra Hastaneleri devreye konur. Bu kadar basit. Belediye başkanımız da demiş ki önlemi alayım. Eğer Adana'da eğer bir yatak ihtiyacı olursa burayı açarız. Bu kadar basit. Bunu vay efendim işte burada bir hastanede olan ameliyathane yok, şu yok, bu yok vesaire. Siz de gelin ameliyathaneyi yapın o zaman.
Sahra hastanelerinde kalp damar cerrahı olmaz ki orada. Yani siz orada kalp damar cerrahı mı yapacak? Yani kalp nakli mi yapacaksınız? Hayır, bu yoğun hastalığın yaşandığı, salgın hastalığın yaşandığı dönemlerde bakılır buralara. Bakın bizim 13 madde içerisinde askeri hastanelerin açılmasını da istedik. Askerlere sorun bakalım. Cephede askeri sahra hastanesi kaç günde açılıyor? 3 günde, 5 günde, 10 günde hemen süratle yapılır. Hemen süratle yapılır. Ama siz askeri hastaneleri açmadığınız için hala ihale peşinde, yandaşlarınıza ihale dağıtmak için yola çıktığınız için kalkıyorsunuz. Efendim İstanbul'da işte bilmem 45 gün içinde şu hastaneyi yapacağım diyorsunuz. Yapın, itirazımız yok. Ama boş olan hastane var şu anda İstanbul'da. Boş. Kartal'da. Boş yani. Niye orayı açmıyorsunuz? Her şey var. Kaldı ki İstanbul'da eski havaalanının olduğu yerde havalandırma var, otel var, kişilerin yatacağı yer var. Bütün bunların hepsi var. Ama orayı da yapmıyorsunuz. Ama birilerine para aktaracağım diye bu yola başvuruyorsunuz. Zeydan Bey Adana halkının çıkarlarını düşünerek, Adanalıların çıkarını düşünerek, Adanalılar gidip hastane köşelerinde perişan olmasın, eğer bir kaos çıkar, bir yoğun bakımda bir sorun çıkarsa, en azından sağlık çalışanlarına buyurun, bakın burada bir sahra hastanesi kurduk, buyurun gelin. Eksiğimiz varsa tamamlarız, yanlışımız varsa düzeltiriz. Ama iyi niyetle yola çıkılan ve yapılan bir çalışma, ben kendisini yürekten kutluyorum, onu ifade edeyim. Kemal Bey, burada bir diğer soru yine okurlardan, izleyenlerden gelen, onu da size aktarayım. Diyor ki izleyenler, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı'nın istifasıyla beraber yaşanan süreç, AKP içinde de bir yönetmeme partiyi ve iktidarı sorunu olarak algılanabilir mi? Kemal Bey ne diyor diyorlar? Şöyle ifade edeyim. Ben bir partinin kendi içinde yaşanan sorunlara doğrudan müdahale olmak istemem. Doğru da bulmam bunu. Ama doğal olarak siz nasıl gazeteci olarak izliyorsanız, biz de siyasetçi olarak iktidar partisinin içinde olan olayları gözlüyoruz, bir şekliyle bakıyoruz. Belki Süleyman Bey sorumluluğu üzerine alarak Erdoğan'ı rahatlatmak istedi. Düşüncem de öyleydi zaten, öyle ifade etmiştim. Çünkü Erdoğan'dan habersiz Sayın Soylu'nun bir karar alacağını düşünmüyorum. Mutlaka Erdoğan'ın talimatlarını yerine getiriyordur. Erdoğan'ı rahatlatmak için istifa etti. Erdoğan böylece kendisine yönelik olarak gelebilecek eleştirilere karşı Soylu'yu paratoner olarak kullandı ve bir süre sonra Soylu zaten gelip koltuğuna oturdu. Bu tabii sizler de yazıyorsunuz, ben de gazetelerden okuyorum. AK Parti içerisinde Soylu'nun damada karşı daha da güçlenmesi gibi bir pozisyona yol açtığı da ifade ediliyor. Evet, son sorum şu efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın size karşı kullandığı mitoman kelimesi. Bununla ilgili CHP de bir klip hazırladı, bir cevap da verdi ama canlı yayını da size soralım. Nasıl karşılıyorsunuz bu kelimeyi? Şimdi Erdoğan benimle tartışmak istiyor. Ya daha doğrusu yaşanan bütün olumsuzlukları örtmek için acaba ben Kılıçdaroğlu'yla özel bir tartışmaya girersem bütün bunlar göz ardı edilebilir mi? Vatandaş bunu görmezden, vatandaşın gözünden bunu kaçırabilir miyiz diye bir özel çaba içinde. Emin olun ben hani o onu söyledi, ben de bunu söyleyeyim. Hele hele bu insanların can derdinde olduğu bir dönemde bu tür bir tartışmanın içine asla girmek istemem. Ama Sayın Erdoğan eğer benimle tartışmak istiyorsa söyledim. Yani onun A Haberi var mesela. A Haberi var. İstediği gazetecileri kendisi de getirebilir. Yani gazeteciye ben belirlemiyorum, o belirlesin. Oturup konuşuruz. Kim mitomanidir, kim değildir hep beraber görürüz. Benim söyledim. FETÖ borsası var mı? Var. Ben mi söylüyorum? Sadece hayır. Kim söylüyor? AK Parti'den söylüyorlar. En yetkilileri söylüyor. Söylediğim iş adamları korunuyor mu? Korunuyor. Yani o isim de verdik. Geçmişte ben grup toplantılarında isimleri belirttim, söyledim. Fethullah Tan İnce'nin 17-25'ten sonra
Pensilvanya'ya gittiğini söyledim. Fettah Tamince'nin toplantılarda protokole oturduğunu söyledim. Fettah Tamince hakkında savcıların bile soruşturma açma konusunda korktuklarını söyledim. Erdoğan'ın avukatlarının büyük paralar alarak belli kişileri koruduklarını söyledim. Bunu sadece ben söylemiyorum. Birinden bir gelecek ama Erdoğan diyorsa ki bunlar yanlıştır. Hepsini kanıtlarım. Hepsini. Otursun benimle. Cesareti varsa, yüreği varsa, televizyon kanalı var, istediği gazeteciler var. Gelsinler, o yarım saat konuşsun, ben 10 dakika konuşacağım. Bakın onu da söyleyeyim. Yarım saat konuşsun, ben 10 dakika konuşacağım. 2 saat konuşsun, 15 dakika konuşacağım. Ben öyle uzun uzun konuşmaya çok meraklı değilim zaten. Meseleyi açık, net ortaya koyarım. Altına da belgesini koyarım. Bu kadar açık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, teşekkür ediyoruz yanımıza katıldığınız için. Çalışmanıza başarılar diliyoruz efendim size. Teşekkür ederim. Ben de T24'e ve çalışanlarına başarılar diliyorum. Sağlıklı günler. Sağolunuz efendim. Efendim T24'te yayınımızın sonuna geldik. Diğer yanlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.